Pınar Aydın'la Sabahın Demi programından herkese günaydın sevgili izleyiciler. Evet, bugün sürpriz bir konuğumuz olacak. İhlas Zede, son dakika aldığım bir haber. Sanıyorum uzun zamandır bana ulaşmaya çalışan sevgili bir yaşlı amcamız vardı. Ziyaret etmişti, kendisini aradım, cevap vermedi. Bir türlü iletişim kuramadık. Kendisi bugün canlı yayın konuğum olacak. Onun da adı Tayyar Bey. Saat 8.30 gibi benim yanımda oturacak, beraber yaşadığı süreci anlatacağız. Çok yaşlı olduğu için televizyon ekibimiz kendisini evinden almaya gitti. Yaklaşık bir yarım saat içinde karşımızda olacak. Evet sevgili izleyiciler, gündem yoğun. Yurt içi, yurt dışı gündemlerle yine karşınızdayız. Malum, İsterseniz biraz Mücahit Ören'le ilgili yaptığımız programları şöyle bir göz atalım. Neler yapmışız, neler konuşmuşuz, onların üzerine bir yorum yapalım. Mücahit Ören 1999-2000 yıllarında İhlas Finans'ı kurup, İhlas Holding biliyorsunuz ki, İhlas Finans'ı kurup bütün Mudi'lere kar ve zarar ortaklı bir hissedar olup ortaklık teklif etti ve 210 bin vatandaş bu çağrıya kulak verdi. Çünkü o dönem Diyanet İşleri Başkanlığı da İhlas Finans'la ortaktı. Bunlar namaz kılıyorlar, işte bunlar muhafazakar, bunlar Müslüman insanlar. Efendime söyleyeyim, paramız zaten o sıralarda biliyorsunuz kapkaç olayları, hırsızlık olayları aşırı derecede tavana çıkmıştı. Sabah kapkaçlılık, yani günde onlarca, yüzlerce kapkaççılık ve hırsızlık olayları oluyordu. Bundan mütevellit de insanlar paralarımızı başka bankalarda tutacağımıza veya evimizde tutacağımıza namaz kılan birinin hesabında dursun, onlardan bize zarar gelmez deyip Mudi'ler paralarını İhlas Finans'a yatırdı. Bir yıl sonra geri ödeme, kar oranında geri ödeme vaadiyle bu paralar toplandı. Üzerinden bir yıl geçti, paralar ödenmedi. İki yıl geçti, paralar ödenmedi. Üç yıl geçti derken, İhlas Finans'ın bu süreç içerisinde battığı iddia edilirken, bütün Mudi'ler İhlas Finans'ı bastı, battığı iddia edildi. Tabii İhlas Finans o dönem işlev battı iddiaları yalan, böyle bir şey yok demiş oradaki çalışanlar. Ama güya battı. Ve fakat istatistikleri incelediğimizde ve Türkiye'deki kar yapan şirketlere baktığımızda İhlas Finans'ın batmadığını, 2 milyon gibi bir rakamla yılı kapattığını, burada Sayın Ahmet Güngör, Almanya'dan gelen bir konuğumuz vardı. Sayın Ahmet Güngör'le beraber bu konuyu değerlendirmiştik, etraflıca konuşmuştuk. Tasfiye süreci başlatıldı devlet tarafından ve bu tasfiye sürecinde, bu tasfiye sürecini yöneten bütün ekip yine İhlas Finans'ın ekibiydi. Tasfiye sürecinde ne mi yaşandı? İhlas Zedelere önce telefonla arandı. İşte bizim şöyle şöyle inşaatlarımız var, size buradan ev verelim. İşte hesaplardaki paranızın yarısını kullanın, diğer yarısı yine içeride kalsın. O dönem 0-1 daire 20 bin lira ediyorken, afaki konuşuyorum, 60-70 gibi bin fiyatlar gibi verilerek üstüne İhlas Zedeler borçlandırılmak istendi. İhlas Zedeler zaten canı yanmıştı. Bundan mütevellitte ön yargıyla bakarak bu teklifleri, dolayısıyla da çok fazla ve fahiş fiyatlarla geldikleri için tekliflerde, bu teklifleri kabul etmediler. Sonrasındaki ikinci ayağını söylüyorum tasfiye sürecinin. Sonrasında ne mi oldu dersiniz? Hemen söyleyelim. Yine İhlas Finans İhlas Zedeleri arıyor. İşte efendime söyleyeyim, size ürünler verelim, isterseniz size mallarımızdan verelim, işte vesaire vesaire. İhlas Zedeler yine bunu kabul etmiyor. Sonra temlik sözleşmesiyle geliyorlar. Temlik sözleşmesi. Temlik sözleşmesi de şöyle bir şey. İhlas Finans diyor ki, biz başka bir şirkete borçları devrediyoruz. Siz de bu şirketle imzalı tekrar bir sözleşme yapın. Bu şirketler size borcumuzu aydan aya 50-50 ödeyecekler diyor. İhlas Zedeler buna başta temkinli yaklaşıyor ama bazıları ya diyor, bir an önce ödememi alayım da taksitle alayım, ne olursa olsun karsız da olsa alayım, paramı kurtarayım diye 70-75 bin Mudi'nin, yani şu anda mevcut olan 70-75 bin Mudi'nin 50-60 bini temlik sözleşmesini
kabul ediyor. Birkaç ay bazıları ödeme alıyor, bazıları hiç ödeme almıyor. Sonra bu şirketler ortadan kayboluyor. İşlerinden bazıları İhlas Holding'e gidiyor. Diyor ki ben sözleşmeyi yaptığım şirketlerden paramı alamıyorum. Bu şirketlere kesinlikle ulaşamıyorum. Bana yardım edin dediğinde bu şirketin telefon numarası şu 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 deyip 2-3 tane telefon numarası verip gönderiyorlar. İhlas dedeler o telefonları aradığında kimler çıkıyor biliyor musunuz? Yine İhlas Holding'in bünyesindeki diğer şirketlere ait telefon numaraları çıkıyor sevgili izleyiciler. Yanlış duymadınız. Şunu demek istiyorum. Tabii sadece bu değil. Yani bu paravan şirketler kurdukları şirketler Mücahit Ören'in ve Enver Ören'in yakınları, akrabaları, çaycısı, kapıcısı, osu, şusu, busu hep yakın tanıdıklarından oluşturulan şirketler. Yani şirketler üzerinden hem milleti kandırdılar paravan şirketlere yönlendirip hem de devlete biz Muğdi'nin borçlarını ödedik diye kandırdılar. Üzerinden tam 22 yıl geçti. Maalesef ki maalesef Muğdi'ler paralarını hala alamadı. Şimdi burada enteresan iki ayrı bir hukuk tarafı görüyoruz. Biz bazıları şikayet ediyor. Mahkemeye taşınıyor olay. Mahkeme sonucunda borcun ödenmesine karar verilirken ve o Muğdi bu borcu tahsil etmeye başlamışken bazı mahkemelerde çok enteresandır ki diğer mahkemedeki emsal kararları görmezden gelip İhlas Finans'ın tasfiye sürecinin bittiğini iddia ederek davayı kapatıyorlar. Ve fakat İhlas Holding'in o zaman ve bugüne kadar kendi sitelerinde söyledikleri, vaat ettikleri bir ibare var ki tasfiye süreci yılla sınırlı değildir. Muğdi'lere para ödenecektir şeklinde vaat ediyor. Yani tasfiye sürecinin bir sınırı yok. Muğdi'lere para ödenmeye devam ediyor. Ama mahkemeler bu açıklamayı görmezden geliyor. Daha geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki Sayın Ahmet Güngör Almanya'dan gelmişti, konuğumuz olmuştu. Kendisi çok önemli bilgiler vermişti. İhlas Holding'in Almanya'daki şirketini deşifre etmiştik hep beraber. Goldfeld Altın Tarlası adındaki şirket. Ahmet Güngör bu şirkete gidiyor. Orada İbrahim Akyıldız diye biriyle görüşüyor. İbrahim Bey diyor ki bu şirket İhlas Holding'le hiçbir alakası yok. Evet ben daha önce İhlas Holding'de çalıştım. Orada yöneticiydim ama buranın İhlas Holding'le alakası yok diyor. Ve fakat Sayın Ahmet Güngör ticari girişleri yani ticari kayıtlara baktığında Goldfeld firmasının şirketinin İhlas Finans'a bağlı olduğunu da belgelemişti. Biz de bunları ekranlara taşımıştık ve Sayın Ahmet Güngör yine demişti ki bu İhlas Finans'ın tasfiye sürecinin devam ettiğine dair, alacakların vereceklerin devam ettiğine dair bir İhlas Holding'e ait kendi sitesinde yazdığı ibareyi göstermişti. Ama mahkemeler bunu yok saymıştı ve Sayın Ahmet Güngör'ün babasının geçtiğimiz haftalarda bir mahkemesi vardı İhlas Holding'le ilgili. Ve mahkemeye tanıklar, şahitler ve belgeler verildi sevgili izleyiciler. Ve mahkeme bunların hiçbirini görmedi, yok saydı. Evet, yanlış duymadınız. Tanıkların dinlenmesine gerek yoktur dedi. Belgeleri incelenmesine gerek yoktur dedi. Mahkeme tümüyle konuyu yok saydı. Ve önümüzdeki duruşma için sadece İhlas Holding'deki bazı yetkililerin yemin etmesi doğrultusunda bir duruşma zaptı beyanı geçti. Duruşma zaptında bu beyanlar var. Yazık günah. Gerçekten yazık günah. Yani insan dehşete düşüyor. Mahkemelerdeki bu duyarsızlık görünce, duyunca dehşete düşüyorsunuz. Peki bu ihlas dediler hiç mi AK Parti'den, diğer partilerden vekillerle görüşmedi? Hepsiyle görüştü. AK Parti'deki Özlem Zengin, Mustafa Elitaş, efendime söyleyeyim bir isim daha vardı. Şu anda aklıma gelmedi. Birçok isimle görüştüler. Efendime söyleyeyim, muhalefetten Abdülletif Şener, Lütfü Türkkan, daha sonrasında başka isimlerle de görüşürdü. Ve fakat hepsi duyarlı gibi görünürken sonuç olarak hiçbir şey yapılmadı. Sayın Özlem Zengin de konuyu Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini ilan sedeleri ağırladı makamında. Konuyu
Cumhurbaşkanı'na taşıyacağını söyledi ve fakat sonrasında bir daha İhlas Zedeler'e telefonlarını açmadı. Evet sevgili izleyiciler, İhlas Zedeler böyle kritik bir durum yaşadılar ve İhlas Zedelerle ilgili çok çarpıcı beyanlar da var. Beyanlardan biri de Sabahattin Önkibar'ın 2000'li yıllarda gazeteye ve kitaba yazdıkları ifadeler. Ve bu ifadeler doğrultusunda İhlas Holding'in sahibi Mücahit Ören mahkemeye dava açtı. Sabahattin Önkibar bu mahkemede belgelediği tüm iddialarıyla mahkemeyi kazandı. Peki bu mahkemenin içinde neler vardı? Mesela bunu yine konuşmuştuk, tartışmıştık. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden tam 2 gün önce Mücahit Ören'in Batuhan Yaşar TGRT'de çalışan batuhanyaşar@tgrt.com adlı Hotmail adresine gönderdiği maili belgesiyle paylaşmıştık. Ne yazıyordu o mailde? 2 gün sonra çok yakında Ankara'yı ayağa kaldıracağız yazıyordu mailde. Ankara'yı ayağa kaldıracağız yazıyordu. Bu maili başta Mücahit Ören inkar etti. Daha sonrasında da Sabahattin Önkibar mahkemeye bunun belgesini sununca bu gizli kalması gereken bir bilgiydi diyerek itiraz etti. Ama tabii ki Sabahattin Önkibar mahkemeyi kazandı ve Mücahit Ören'in hem devletin arkasından iş çevirdiğini hem de milletin arkasından neler yaptığını mahkemede tescillemiş oldu. Onun dışında nitelikli dolandırıcı olduğunu tescil eden bir mahkemesi daha oldu Mücahit Ören'in. İhlas Zedelere ödemediği paralar doğrultusunda kah BDDK, kah Ticaret Bakanlığı bu konuyla ilgili soruşturma başlattı ve konu mahkemeye taşındı. Mücahit Ören nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla yargılandı ve mahkeme Mücahit Ören'in nitelikli bir dolandırıcı olduğunu kabul etti. Ama Mücahit Ören Amerikan vatandaşı olmuştu. Ve mahkeme bu kararı aldıktan sonra Mücahit Ören birkaç yıl Amerika'dan hiçbir şekilde Türkiye'ye gelmediğini yine gazeteci Sabahattin Önkibar ifadelerinde ifade etmiş. Mahkemeye verdiği yazılı ifadelerde bunu da ifade edilmiş. Mücahit Ören'in birkaç yıl gelmediği, köşe yazılarında, makalelerinde de bunu konu etmiş Sayın Sabahattin Önkibar. Daha neler var neler. İşin ahlaksızlık boyutuna hiç girmiyoruz. Ayrıca Las Vegas konusu da ayrıca muamma. Onun da çok tartışılıp konuşulması lazım. Mesela Mücahit Ören Las Vegas'tan çıkmıyormuş. Bir Las Vegas hayranlığı varmış. Bunu da söyleyen yine Sabahattin Önkibar gazeteci. Daha neler neler var. Hiçbirine de hayır diyememiş. Sadece mahkemede verdiği belgelerin doğrusu ilk başta inkar etmiş, sonra kabul etmek zorunda kalmış vesaire vesaire. Nitelikli dolandırıcı olduğunu mahkemelerde tescil ettikten sonra Mücahit Ören konuyu itiraz ediyor. Konu yargıya taşınıyor, Yargıtay'a taşınıyor ve fakat Yargıtay yine bu kararı sanıyorum onadığını söylüyorlar ama tam da net bir bilgi yok bu bağlamda. Onadıktan sonra bir şekilde dosya zaman aşımına giriyor ve Mücahit Ören'e kesilen bir buçuk yıllık gibi bir hapis cezası var. O hapis cezası uygulanmıyor. Ve Mücahit Ören Amerika'da yaşamaya devam ederken maalesef Türkiye'de tüm alandaki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. İhlas Zedeler'de bu yıllardır hak mücadelesi veriyorlar. Alacaklarını karsız almaya da razılar. Ama buna rağmen hiçbir şekilde bir girişim yok. Ben bir duyum aldım. Tabii bunu parti bazında, yetki bazında söylemek ne derece doğru olur? Bu konuyla alakalı ifade edersem, detaylı şekilde anlatırsam belki yanlış anlaşılabilir. O yüzden söylemeyeceğim. Mücahit Ören'e yakın bazı siyasilerin tanıdıklarında da İhlas Zedelerin olduğu ve bu siyasilerin araya girmesiyle bu İhlas Zedelerin parasını ödendiğini duyduk. Bunu İhlas Zedeler de biliyor zaten. Bu bilgiyi de İhlas Zedelerin bizzat kendisinden aldım.
Nitekim Bursa'da da çok var ihlas edeler. Ve yıllar önce Bursa'da kent meydanında protesto yapmışlar. Ve hepinizin bildiği ünlü bir gazeteci de bu protestoda çekimler yapmış, haberler yapmış ve fakat bu haberleri yayınlamamış. Kendisi Twitter'da beni engellediği için neden yayınlamadığını soramadım. Kendisinin telefon numarası da bende yok. Ama bulursam soracağım. En azından bilgilerinden faydalanmaya çalışacağım. Tabii ki onu tenkit etmek için bunu söylemiyorum. O anki şartlar el vermemiştir. Bir şeyler olmuştur. Yayınlayamamıştır. Malum gazetecilerin birçoğunun üzerinde birçok baskı var. Bunu biliyoruz. Yayınlayamamıştır. Bir şey olmuştur. Mahcup olmuştur vesaire vesaire. Burayı hiç sorgulamıyorum. Önemli olan o üstadın bu konu hakkında neler bildiği. Bu açıkçası beni çok ilgilendiriyor. İlaveten Mücahit Ören başka neler yaptı? Devletten neler gizledi? Temlik sözleşmesiyle devlete milletin borcunu ödüyorum dedi. Devleti de milleti de böyle kandırdı. Onun dışında Amerikan vatandaşı konusundaki yeminini okumuştuk mesela. İster misiniz bir kez daha o yeminini okuyalım? Bence de okuyalım, hiçbir sakınca yok. Mücahit Ören'in Amerika vatandaşı olurken nasıl bir yemin ettiğini ben sizlere buradan okumak istiyorum. Evet, okumak istiyorum. Çok dikkatli bakın ama. Çünkü neden? Öyle bir yemin ki bu. Bir önceki vatandaşı olduğu ülkenin kıstaslarıyla ilgili her şeyden feragat ettiğini içeren bir yemin ayrıca bu. Yani Mücahit Ören'in hem nitelikli dolandırıcı olduğunu, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet ettiğini yemini de var önümüzde. Hemen bakalım. Evet, bundan böyle ABD Anayasası'nı baştan başlıyorum. Burada önünüzde şimdiye kadar tabiyetinde bulunduğum her türlü devlet tabiyeti ve egemenliğini reddettiğime, yani bulunduğu ülkenin bütün devlet tabiyetini, egemenliğini, her tür faaliyette bulunduğunu, ne tür faaliyetlerde de bulunduğunu, her türlü egemenliğini reddettim. O zaman buradaki İhlas Holding'i de kapat, Amerika'da aç Mücahit Ören. Bundan böyle ABD anayasasını ve yasalarını iç ve dış düşmanlara karşı savunacağıma, bakın Mücahit Ören'in ettiği yemin bu. ABD'ye bağlılık ve sadakat göstereceğime, kanunun gerektiği hallerde ABD ordusuna hizmet vereceğime, kanunun gerektirdiği durumda sivil yönetimi altında ulusal önemi olan işlerde çalışacağıma ve bu yükümlülükleri özgür bir şekilde akıl sağlığım yerinde ve samimi olarak üstleneceğime yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun. Yanlış duymadınız. Mücahit Ören'in ettiği yemin. Bir daha okuyayım. İhlas Holding'in sahibi Mücahit Ören'in Amerikan vatandaşı olurken ettiği yemin. Burada önünüzde şimdiye kadar tabiatında bulunduğum her türlü devlet tabiyeti ve egemenliğini reddettiğime, bundan böyle ABD anayasasını ve yasalarını iç ve dış düşmanlara karşı savunacağıma, ABD'ye bağlılık ve sadakat göstereceğime, kanunun gerektiği hallerde ABD ordusuna hizmet vereceğime, kanunun gerektiği durumda sivil yönetim altında ulusal önemi olan işlerde çalışacağıma ve bu yükümlülükleri özgür bir şekilde akıl sağlığım yerinde ve samimi olarak üstleneceğime yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun. Evet, bu şekilde Amerikan vatandaşı olan Mücahit Ören'in Türkiye'de mağdur ettiği toplam 210 bin ihlas de şimdilerde 70-75 bin olduğu tahmin ediliyor. Devletin artık bu yolsuzluğa seyirci kalmaması için biz de Bursa TV olarak elimizden geleni yapıyoruz. Gazeteci Muhammed Tayyar Türkeş'in de bu konuyla ilgili dillendirdiği bir makalesi var. Bu makalede hem borsa spekülasyonlarını konuştu hem de ihlas sedelerin mağduriyetini dile getirdi. Eğer bu makalemiz hazırsa ekranlarımıza gelsin, izleyelim. Muhammed Tayyar Türkeş, Borsanın Eskortları. 27 Ekim 2022 tarihli Borsada Bitmeyen Dram, İhlas Zedeler başlıklı yazımızda,
geçen ay borsada yaşadığımız spekülasyonlar sonucu cezaeviyle sonlanan hareketlerin yaşanmaması için Salt SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'nu görevden almak yetmez, orada yuvalanmış kriptoları da görevden almak gerekmez mi dedikten 3 gün sonra bir gece yarısı kararnamesiyle SPK Başkan Vekili Muttalip Ünal ve SPK üyesi Ali Akay görevlerinden alındılar. Şaşırdık mı? Hayır. Zira bu daha başlangıç. Anlaşılan o ki bu görevden alma en çok halka açık Verusa ve Invesco Holding patronu Invesco Holding, namı diğer saatçi Nihat'ı rahatsız etmiş olmalı ki bağlantılı haber siteleri üzerinden hemen kara propagandaya başladılar. Akıllarınca görevden almaları eleştirip bu kişilerin aşırı mevzuatçı olmaları ve birilerinin tekerine çomak soktukları için görevden alındıklarını iddia etmişler. Ey kendini bilmezler! Sizler Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha mı çok biliyorsunuz? Devletin tasarrufu üzerine böyle bir açıklama yapma cesaretini nereden buluyorsunuz? SPK'nın diğer üyeleri mevzuata uygun davranmıyor mu? Asıl tekerine çomak sokulan sizler olmayasınız. Bir de bize anlatın bakalım, bu arkadaşlar nasıl mevzuatçıymış? Bunların döneminde halka arz seferberliği furyasıyla küçük yatırımcılar mağdur edilmedi mi? Atı alan Üsküdar'ı geçmedi mi? Halka açıklığı %80'lerin üzerinde küçük yatırımcının kucağına bırakılan şirketlerden hiç mi haberiniz yok? Bu mevzuatçıların haberleri yoksa adı geçen şirketlerin bazılarını hatırlatalım o zaman. Smartix yazılım AŞ'nin halka açıklığı %94, Kafein yazılım AŞ %75, Papillon savunma AŞ %71, ARD bilişim AŞ %75, HUB girişim sermayesi AŞ %85. Hadi bunları görmediniz, peki Matruşka gibi birbirinin içinden çıkan teknoloji ve enerji şirketlerine ne diyeceksiniz? Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Nereden tutsanız irin bulaşıyor. Hep söylerim, balık baştan kokarmış. Herkesin gözü önünde bu şirket hisselerinin neredeyse tamamının küçük yatırımcının sırtına yüklenmesine nasıl izin verdiniz? Görünen o ki bu şirketler halka arz adı altında herkesin bildiği kimi ellerce küçük yatırımcıya kitlenen şirketlermiş. Bu halka arz operasyonlarının çoğunda saatçi Nihat, sağ kolu Ömer Özbay ve uzantılarını görebilirsiniz. Neymiş? Halka arz seferberliğiymiş. Hadi oradan, sizi gidi, işbirlikçiler sizi. Unutmadan bu ilkokul mezunu saatçi Nihat o kadar maharetlidir ki holdinglerin çoğunluk hissesini Boğaziçi mezunu Mustafa Ünal ve Bilkentli Reha Çırağa emanet etmiştir. Görünürdeki patronlarla perde arkasındaki patronun farklı olmasının mutlaka vardır bir nedeni. Piyasadaki büyük oyuncular bunu adı gibi bilir. Hatırlayacağınız üzere eski Türkiye'de emekli olan generaller, emekli olur olmaz en büyük holdinglerde çalışmaya başlar, işe gitmeden maaş alırlardı. Devletin çok özel ve çok önemli bilgilerine sahip bu emekli generallerin milyar dolarlık holdinglerde ne işi olabilirdi ki? Neden bu örneği verdim? Saatçi Nihat'ın çilingiri Ömer Özbay, Takas Bank ve İMKB Başkan Danışmanlığı'nın ardından Verusa grubuna CEO oluvermiş ve o meşhur halka arzlar başlamıştı. O halde siyanürle altın arayan sosyolog Ömer Özbay'a mağdur tüm küçük yatırımcılar adına soralım. Bugüne kadar bu gruba kaç milyon dolar kazandırdın? Allah daha çok kazandırsın. Halka açık Papillon Savunma Sanayi AŞ'de borsada bir yıl süreyle satışa yasak 7 milyon 370 bin lot hisseyi niye aldın, niye sattın? Son söz olarak sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için SPK, Takas Bank, BIST gibi kurumlarda üst düzeyde görev yapan kişilerin halka açık şirketlerde görev alması bir an önce engellenmelidir. Bu arada geçen yazımızda Ziraat Portföy AŞ ve Akın İpek olma yolunda hızla ilerleyen
gübreden altın çıkaran Oğuzhan Şahinkaya'nın %5'er hissesini aldığı Eskom Bilgisayar AŞ, 9 aylık finansallarını açıkladı ve dağ fare doğurdu. Zira gelen kar sadece 3 milyon lira. Bir kez daha Bursalı eski siyasetçi Faruk Çelik'in yönetiminde olduğu Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'na soralım. Eskom Bilgisayar AŞ'de Oğuzhan Şahinkaya'nın eskortluğu, yancılığı dışında ne gördünüz de aldınız? Koskoca Devlet Bankası'nın fonları, halkın mevduatı BIST 30 dururken Eskom Bilgisayar'da ne arar? Bunları biz sormasak ne olur? Elbet bir gün Münker'le Nekir soracak. Kalın sağlıcakla. Muhammed Tayyar Türkeş, BursaTV.com.tr. Evet, sabahın demi programına devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Çok değerli bir konuğumuz var. Tam 11-12 kitap yazmış ve ayrıca İhlas Holding'e tam 72 bin dolar parasını teslim etmiş üstadımız Tayyar Arseven. Hoş geldiniz Tayyar Bey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Yaşıma göre iyiyim. Allah'ıma şükürler olsun. 1938'i yaşadım. Biliyorum. İyiyim. Elhamdülillah. Evet. Tatlı yolda insanlığın huzuru için durmadan çalışıyorum. Evet. Hala çalışıyorum. Sadece kitap yazmakla değil, kitaplarından para kazanmıyorum. Armağan ediyorum. Hacimli kitaplarım 600-700 sayfa büyük boy. Ne ararsan var. Ama önce ahlak, fazilet, insanlık ve faydalı olmak konuları var. Ayrıca büyük bir camim var. Büyük bir kız İmam Hatip Lisem var Bursa'da. Maşallah. Hafız Tayyar Arseven Camii, Nilüfer 100. yıl metro durağının yanında. Kız İmam Hatip Lisesi anamın babamın adını taşır. Bağlarbaşı Emniyet Amirliği'nin yanında. Bir de ölen eşimin ruhu için onun adını taşıyan büyük bir Kur'an kursum var. Gürsu Merkez Camii'nin yanında. Ben de emekliliğimi yaşıyorum ama her gün öğlene kadar kitapla, ilimle, yazma ile meşgulüm. Elimde yazmakta olduğum kitabın adı Nurlu Ufuklar ismini taşıyor. 800 sayfa, 765. sayfaya geldim. Onu da bastıracağız inşallah. İnşallah, inşallah. Şimdi sizin biraz önce anons ettiğiniz rakam 72 değil, 76 bin küsur dolar. İhlas Finans'ta olan paramın miktarı bu. Ben bunu faizden kaçtım. Aldım paramı bankalardan, İhlas Finans'a götürdüm. Yıl 2000, 22 yıl geçti. Oraya yatırdım. Sonra orada benim Türk parası olarak yatırdığım paranın dolara çevrilmesi sonucu TMSF'den gelen mektup, benim resmen alacağım olan 76 bin küsur dolar param var İhlas Finans'ta. Bu teşkilat tüm kullandığı ve insanlara da cazip gelen ihlas, Allah, illallah, inşallah, maşallah kelimelerini kullandıkları için biz inandık. Bunlardan hata olmaz dedik. Ama 22 yıldır bana acımadılar. Ne yiyorsun, ne içiyorsun sormadılar. Ve param orada. İhlas Finans zarar etmediği halde, iflas etmediği halde benim paramın mutlaka
bir getirisi olması lazım. O da yok. Ben bu parayı onlardan istiyorum. Ve çeşitli yollara başvurdum ama korundular. İşçi çıkarmasınlar diye korundular. Yüce Allah'ımdan niyaz ediyorum. Bu hakkımı bu teşkilattan sizin tavassudunuz ile, sizin astiğiniz bu yolla inşallah tahsil edeceğime inanıyorum. Durum bu. Çeşitli yerlere başvurdum ama bir sonuç alamadım. Sanıyorum Ahmet Mücahit Ören her yeri tutmuş. Her yerde belki de adamları vardır. Yoksa 22 yıldır benim 76 bin dolar paramı hiç sesini çıkarmadan kullanması ve bana bir cümle ile hali hatırımı sormaması, ben bunu hiçbir şeye sığdıramadım. Nasıl bir haldir bilmiyorum. Ama sağ olsun Bursa Sancak TV, Bursa Sancak Gazetesi, Bursa TV, Bursa TV aracı oldular. Çok çalışkan Tayyar Türkeş Bey ve şu anda programda beraber olduğumuz pembe elbiseli ama çok başarılı hanım bana sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Bunların sayesinde, bu kardeşlerimin sayesinde sesimizi bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya duyurabiliyoruz. Ben bu iyiliğin altında kalmayacağım. Eğer bunu başarabilirsek niyetim böyledir. Allah razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin yeter. Teşekkür ederim. Tayyar Bey, yani anlattıklarınız beni derinden etkiledi. Farkındaysanız sessizliğe büründüm. Normalde çok konuşurum biliyorsunuz. Siz beni sesimden duymuşsunuz bu arada. Bursa Sancak FM'den. Sesinizden. Evet. Duydum. Buraya gelince içeri girdim. Sizinle karşılaştım. Hoş geldin deyince sesinizden sizin oldu. Sizin sabah gazete özetlerini okuduğunuzu, sadece özetlerin değil, onların yanında da geniş bir hasala bilgisi sergilemenizi ben her sabah dinliyordum. O hoş geldiniz demenizdeki sesinizden sizi tanıdım. Halbuki yüzünüzü görmemiştim. Evet. Çünkü televizyondan değil, ben kanepede uzanırım, tesbihlerim var, 4500 tane. Onları okurken sizi de dinliyorum, bir taraftan da radyoyu açmışım. Yani hem dinleniyorum, hem radyoyu dinliyorum, sizi dinliyorum, hem de tesbih okuyorum. Gerçi doğrudan tesbih okusam sevap daha çok olur ama benim vatanımla ilgili haberleri dinlemek de benim için büyük bir sevaptır. Belki tesbihlerimin sevabı yarıya inmiş olabilir ama sizleri dinlemek de benim için bir milli vazifedir. Sizin gibi kıymetli bir üstattan da bunları duymak benim için çok çok kıymetliydi. Her şeyden önce sabahın bu saatinde 85 yaşındasınız. 89. 89 yaşındasınız. Oh maşallah maşallah. 89 yaşındasınız ve hala mücadeleye devam etmek için programımıza katıldınız. İyi ki geldiniz. Ben çok büyük bir şeref duyuyorum sizi programımda ağırlamaktan. Bu benim için çok çok büyük bir mutluluk oldu. Sevgili izleyiciler, Tayyar Bey toplam 76.242 dolar niyetelikli dolandırıcı Mücahit Ören'e
parasını kaptıran İhlas dedelerden biri. Kendisi yıllarca mücadele vermiş, parasını almak için sabretmiş ve programdan önce bir ifade kullandı. Benim içim sızladı o ifadeye. Bakın, herkes utansın. Ne dedi biliyor musunuz? Benim paramı da alsalar, bütün varımı yoğumu da alsalar, ben devletimden vazgeçmem. Aynen. Bunu söylediniz programdan önce. Aynen. Aynen. Gerçekten bütün insanların, bakın, devlet sevgisi çok ayrı bir sevgidir değil mi? Devlet. Yani paradan da, işte gelirinden de, her şeyden de önce gelir. Canlı. Peki neden önce gelir? Yani sizin gibi bir üstattan çok kısa bir bunu bir başlıkla bize söylemenizi isteyip sonrasında konularımıza tekrardan devam etmek istiyorum. Çünkü çok kıymetli tabii bir lafta o benim için. Benim bilgi dağarcığımda bir şeyler vardır. Çünkü ben 75 sene önce birinci derecede Kur'an'ı talimini yaptım. Of Mehmet Aşık Kutlu, 1949 Mayıs mezunlarındanım. Hala hafızım, hala o talim bendedir. Çünkü her gün 20 sayfa Kur'an okurum. Bu benlikten değil, olanı söylüyorum ben. İhtiyacım da yok. Ayrıca her gün 50 sayfa kitap okurum. Her gün ama hiç atlatmam. Konu şu: devlet, vatan, millet, din, namus, maruf gelenekler. Bunlar tartışılamaz. Bunlar candan, maldan önce gelen hususlardır. Biz bu kutsal varlıkları savunan herkesle otururum, konuşurum. Saydım bunları ben. Devlet yoksa vatan yoktur. Vatan yoksa millet yoktur. Millet yoksa din yoktur. Din yoksa ahlak yoksa fazilet yoksa insanlık yoksa ve milli ve manevi değerlere bağlılık yoksa, milli ve manevi kimliğimiz yoksa biz neyiz o vakit? Neyiz? Onu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim bu gibi insanların hayvan gibidir diyor. Ulaike kel en'ami belhum evval. Hayvandan da aşağıdır bu kutsal duyguları taşımayanlar. Hayvandan da aşağıdır diyor Kur'an'daki ayet. Ayeti okudum. Şimdi biz bunun için varız. Ben devletim, vatanım, milletim için, dinim, namusum. Nami Kemal diyor ki namusu olmayanın dini olmaz. Aynı görüşteyim. Zira namus dinden önce gelir. Namus leke aldı mı o ilden kaçmadıktan sonra tövbe de etse kurtulamaz. Din öyle değil. Din 5 saniyede samimi bir şekilde kelime-i şehadet getirirsin ve İslam dinine girersin. Ama namus, devlet, vatan, millet, gelenekler, ecdat, bunlar savunulmalı. Ben savunuyorum. Kitaplarımda ana konular bunlar ama binlerce konu var. Mesela 3 ciltlik yürek yakan olaylar kitaplarımda 2100 sayfadır bunların üçü. 5500 konu var. Ben inatçı bir talebeyim. Ve hala talebeyim. Ve yazdıklarımın ve konuştuklarımın her birine de Kur'an ve sünnetten, milli ve manevi varlığımızdan delil getirme gücüne sahibim. Yoksa boşuna konuşmam. Evet. Evet Tayyar Bey. Tayyar Bey, demek bana, benim garibime gidiyor. Tayyar Üstadım diyeceğim ben size. Şimdi Bursa Sancak Gazetesi, Sancak Radyomuzu dinliyorsunuz. Bursa Sancak Gazetemiz de var. Ve bu nitelikli dolandırıcı Mücahit Ören'le ilgili yaptığımız haberler var. Kah İhlas dediler sizin gibi programımıza uzaktan da olsa konuk oldular. Hafta sonları, cumartesi günleri saat 11'de İhlas dediler konuşuyor diye bir programımız var. Ama katılacak arkadaşlarımızın yılbaşı programı olduğu için bu cumartesi yapamayacaktık, yapamıyoruz diye üzülürken sizin gibi bir üstadla tanıştım. Çok memnun oldum. Çok gerçekten. Bakın,
Mücahit Ören'in, Ahmet Mücahit Ören görüyorsunuz. Almanya'daki şirketini herkesten sakladı. Almanya'da bir şirketi var. Goldfeld, Altın Tarla adında Türkçesi. Goldfeld. Ve bu şirketini keşfediyor Ahmet Güngör Almanya'daki İhlase'de. Ve bu şirketteki yöneticiyle İbrahim Akyıldız'la görüşüyor. İbrahim Akyıldız da diyor ki bizim İhlas Holding'le hiçbir alakamız yok diyor. Sonra Ahmet Güngör ticari kayıtlara erişiyor ve ticari kayıtlarda Goldfeld yani altın tarlası, Türkçesi altın tarlası olan Almanya'daki şirketin İhlas Holding tarafından kurulduğunu, yöneticisinin de Aslıhan Ören, Mücahit Ören'in ikinci eşinin yönettiği bilgilerine ulaşıyor. Ve bunu biz belgeledik. İhlasedeler konuşuyor programında. Dedik ki şirket kurabilir mi? Elbette kurabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama bunu hem devletten gizlemiş hem milletten gizlemiş. Aynen. Neden milletten ve devletten gizliyor? Neden böyle bir ihtiyaç duyuyor? Biz bu soruya cevap aradık. Ayrıca Ahmet Güngör, Ahmet Mücahit Ören'in Amerika vatandaşı nasıl olduğunu, Amerikan vatandaşı olduktan sonraki süreci ve birçok konuya dair detayları beraber tartıştık. İşte CIA ile ilişkilerini, Ahmet Mücahit Ören'in önceden işte CIA danışmanı olan Mark Grossman, bilmiyorum tanıyor musunuz? Mark Grossman önceden Mücahit Ören'in danışmanıydı. CIA koordinatörü kendisi ve hala da şu anda Orta Doğu'da çeşitli görevlerde faaliyet gösteriyor. Mark Grossman. Yani ilişkileri de çok derin. Hem CIA ile hem Amerika ile, Amerikan vatandaşı oldu biliyorsunuz ki. Zaten Amerikan vatandaşı olduğu için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğrudan Ahmet Mücahit Ören'e dokunamıyor. Ama şöyle bir şey yapabilir. Ya şirketlerini burada kapatırım ya da bu ihlasedelerin borcunu öde diyebilir. Allah razı olsun. İşte biz de bunun için zaten uğraşıyoruz. TMSF el koyar mı? Ne yapar? Tabii orası devleti ilgilendiren bir durum. Ama biz bizim önceliğimiz bu mağduriyeti gidermek, bu soygunculuğa dur demek. Çünkü artık biz çok sıkıldık. Yeni jenerasyon da bunu kabullenmiyor zaten. Kimi Recep Tayyip Erdoğan üzerinden milleti suistimal ediyor. Kimi Atatürk ismi üzerinden milleti suistimal ediyor. Kimi de din üzerinden milleti suistimal ediyor. Biz artık bunları görmekten, yaşamaktan çok sıkıldık. O yüzden yani İhlas Holding başlığı çatısı altında biz daha önce de birçok suistimallerle ilgili haberler, programlar yaptık. Şimdi bunu bu işi halledene kadar bakın ama seçim üstü, ama seçim sonrası susmayacağız, yılmayacağız. Bu konuyu Bursa TV ekranlarına ve Bursa Sancak FM'de taşımaya aynı şekilde devam edeceğiz. Diğer bir gazetemizi göstermek istiyorum, sizinle paylaşmak istiyorum üstadım. İhlasedeler umre hac parasını nitelikli dolandırıcı Mücahit Ören'e kaptırdı. Aynı siz az önce ne kadar güzel ifade ettiniz. O güzel ihlasınızla Allah'ın emir ve buyrukları çerçevesinde faizden kaçarak bunu da Mücahit Ören'i de Müslüman sanıp bunun paranızı teslim ettiniz. Hep böyle yani. Mustafa Karaduman mesela. Mustafa Karaduman da çok kıymetli. Kendisi o da Bursa'da yaşıyor. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda birlikte olacak. Yine onunla ilgili, onunla beraber yaptığımız bir canlı yayının haberi bu. İhlasedeler umre hac parasını nitelikli dolandırıcı Mücahit Ören'e kaptırdı. Mesela Mustafa Karaduman burada çok ilginç bir şey söyledi. Biri gidiyor, sanırım Mustafa Karaduman'dı bu, Hafsalan beni yanıltmıyorsa. İhlas Holding'e İstanbul'a gidiyor. Daha geçtiğimiz yıllarda, daha çok yeni. Diyor ki benim paramı verin. Temlik sözleşmesi imzalamış, benim paramı verin diyor. O da diyor ki biz size hani ulaşamıyorum çünkü diyor. Temlik sözleşmesindeki o imza attığım şirkete ben ulaşamıyorum. Paramı yıllardır alamıyorum diyor. İhlas Holding'de yetkililer ona iki tane telefon numarası paylaşıyorlar kendisine. Burayı arayın, buradan ulaşabilirsiniz diye. O iki numarayı da arıyor. Biri TGRT çıkıyor. Öbürü yine İhlas Holding'in başka bir birimi çıkıyor. Skandal. Skandal. Yani neler neler yaşıyoruz, neler neler duyuyoruz. Gerçekten şok üstüne şok yaşıyorum. Milleti bu kadar küçük gören bir yapının, ben inanıyorum ki Rabbil Alemine
Allah'ıma sonsuz inanıyorum. Bunun yaptıkları daha bu dünyada hesabı görülecek, defteri görülecek. Öbür tarafa kalmayacağına. İnşallah. Ben kesinlikle inanıyorum ve Rabbime güveniyorum. Zaten hem devlet bazında hem de ilahi takdir apayrı bir şey. Devlet bazında da adaletin yerini bulması için Bursa TV olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bir başka başlığımız da şöyle Tayyar Üstadım. Mücahit Ören herkesi din ile kandırmış. Bir gazete manşetimiz de bu. Mücahit Ören herkesi din ile kandırmış. Yine Hatay'dan katılan bir izleyicimiz, bir İhlas'te mağduru İsa Balcı, kendisine de buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. O kadar çok ihlaslı bir insan olduğunu söylüyor ve fakat sürekli din tüccarlığı yapan insanlar tarafından darbe yediği için çok yara almış. Allah muhafaza. Ben de dedim ki hani Allah büyüktür, Allah'ın adaleti sonsuzdur. Bu konuyla ilgili kendisine de bilgim yettiğince bir şeyler söylemeye çalıştım ama tabii herkes sizin yani bu iş biraz da bilgiye de dayalı. Yani tehlikenin boyutunu tam olarak iyi analiz etmek ve suçu dine atmamak için çok bilgili olmak gerekiyor. Tıpkı sizin tabii gibi. Ki. Uyanık bir Müslüman olmak gerekiyor. Evet, yani aynen. Dini insanlar üzerinden değil Allah'ın buyrukları üzerinden yorumlamamız gerekiyor. Bu konuya da çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledim. İsa Bey bu konuda çok üzgün ve yaralı açıkçası. Biz de dilimiz döndüğünce bu mağduriyeti insan üzerinden din yorumlanamayacağını ifade etmeye çalıştık. Şimdi bu da başka bir haberimiz Tayyar Üstadım. Bu habere geçmeden önce size bir şey sormak istiyorum. Size temlik sözleşmesi için aradılar mı? Hayır. Bir zamanlar ki bu çok oluyor. Armutlu'dan daire vermeye kalktılar. Gittik. Bizi oraya götürdüler. Bedava bir otobüs tuttular. 50 kişi gittik. Ama baktım ki oyun orada da devam ediyor. Şu daireyi verir misiniz? O satılmıştır efendim. Ya bu daireyi verir misiniz? Ona sözü verildi efendim. Yani güzel olan, ferah olan dairelerin hepsini vermişlermiş. Bize nerede böyle, kötü var onları kakalamaya çalışıyorlar. Abi böyle bir şey yok. Evet. Bize verecekleri daireler çarpık çırpık. Proje öyle çizilmiş, arsa öyleymiş. Sonra oradaki yapı bir başka. Bir apartmanın tamamını onlardan alsam bile apartmanın badanasını yapamıyorsun. Elektrik tesisatına dokunamıyorsun. Onların orada 20 kişi, 30 kişi her branşta teşkilatları var. Onlardan yardım isteyeceksin. Onlar parayla yapacak. Baktım ki bu teşkilat böyle bir acayip teşkilat. Almadım. Sonra bir zamanlar yine aradılar beni. Dedim ki paramı ya bu dünyada ya da Allah'ın huzurunda alacağım sizlerden. Bana 2 dakika izin verir misiniz? Bir konuya. Tabii ki. Bu konuyla. Ben doğum yerim Of'tur. Ofluyum ben. 17 yaşımda Bafra'ya geldim. Samsun Bafra. Bafra Çarşı Camii imamı oldum. Ben müthiş bir talebeyim. Bak hocayım demiyorum. Talebeyim ben. Hala talebeyim. Her gün öğlene kadar. Bafra Çarşı Camii'nde 10 sene imamlıktan sonra istifa ettim ve ticarete atıldım. Ticarette 25 sene toptancılık yaptım. Bakkallara toptan mal satıyordum. Evet. Biriktirdiğim paralarla gayrimenkuller aldım. Benim 44 tane tapum oldu. 42 tanesini sattım. Bursa'da benzeri olmayan Hafız Tayyar Arseven Camii'ni yaptım. Yine Bursa'da... Caminin yeri neredeydi? Tekrar etmiş olalım. Nilüfer,
100. yıl metro durağının yanındaki cami benim adımı taşır. Hafız Tayyar Arseven Camii. 2. Anam babam 1940'lı yıllarda ekmek yemediler. Bana verdiler bir parça mısır ekmeğini, ekmek yok. Ben anamı babamı unutmadım. Onlar için de Bursa, Hürriyet semti, Bağlarbaşı, Emniyet Amirliği'nin yanında bir Hasan Gülişan Arseven Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'ni yaptım. Benim o lisenin girişinde büyük bir fotoğrafım var. Yeni teknikle oraya kazınmış, yıkılmayan, yok olmayan bir resmim var. Kimliğim var, çocuklara tavsiyelerim var. Olmadı bir şey daha. Ölen eşim 59 yıl bana hizmet eden, eşimin ruhu için Gürsu Merkez Camii'nin yanında Sırma Arseven Kız Kur'an Kursu ve Kız Öğrenci Yurdu'nu yaptım. Şimdi ben emekli maaşımla yaşamaktayım. Gelirim yok. Kiracım yok. Ama alacağım var. Bu alacağı almak için çeşitli defalar Ankara'da bulunan bütün makam sahiplerine taahhütlü mektuplar yazdım. Ama mektuplar yazdığım kişilere ulaştırılmadı ki cevap alamadım. Şimdi hazırlanıyorum. Ne için? Ankara'ya gideceğim. Hükümetin parti merkezine gideceğim. Ki ben hiçbir partinin uşaklığını yapmadım. Ama bu son hükümetin savunucusuyum. Çünkü 300 yıldan beri ne Türkiye ne dünya böyle bir lider görmedi. Boş konuşmuyorum. Allah için konuşalım. Gerçekleri anlatalım. Vatan millet için neler yapıldı? Bunları düşünelim. Vicdan sahibi olalım. Benim okuldan dolayı Milli Eğitim Bakanı'nın bana gönderdiği takdirname var. Camiyi yaptığım için de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bana gelen bir takdirname var. Kitaplarım hakkında da eski Bursa valisinin bana sunduğu bir takdirname var. Ben bu takdirnameleri alacaktım. Ankara'ya gidecektim ki gideceğim yine. Ama bu programdan sizin vasıtanızla İnşallah faydalanacağımı umut ediyorum. Ankara'ya gitmeye de gerek kalmaz. Ama niyetim bu belgelerle beraber parti genel merkezine gideceğim. Niyetim orada yine yanındaki bayan gibi girgin, şu anda pembe elbiseli girgin olan Özlem Zengin diye bir hanımefendi var, başkan yardımcısı. Ona çıkacağım. Evet. Çünkü hanımlar dert dinlerler, daha çok merhametlidirler, daha çok vazife yaparlar. Onun için ona çıkacağım. Diğerleri de takdire şayandır. Ama onu bulacağım. Ve bu parayı alacağım. Çünkü yeter artık. Enver Ören'in mezarda rahat olmasını istiyorlarsa oğlu Ahmet Mücahit Ören hakkımı versin. Bugünkü rayışla istiyorum. 22 yıldır benim param orada. Batmadı. Ben alacağım bunu ya dünyada ya mahşer yerinde. Sözlerim bu kadar. Sorunuz evet, olsa yine... Tabii ki sorularımız olacak. Şimdi ben yaptığımız haberlerin bazılarını getirdim buraya. Size de göstermek istiyorum. Çünkü neden? Siz bizi Bursa Sancak Radyo'dan dinlediniz. Dolayısıyla da hani görmediğiniz için beni de zaten sesimden tanıdığınızı programın ilk başında da ifade ettiniz. Bu yüzden de hani neler yaptığımızı size burada gururla anlatmak istiyorum açıkçası. Sizin gibi üstad da hazır karşımızdayken. Şimdi Mücahit Ören yüzünden 11 yıl gökyüzü göremedim. Bu ifadede bir hanımefendiye ait Adalet Köken
adında bir hanımefendi kendisi. Normalde o zamanlarda işte o 2000'li yıllarda gayet iyi şartlar içerisindelermiş. Onlar da varımız yoğumuz hani evde bulunmasın, hırsızlık çok fazla diyerekten Ahmet Mücahit Ören'in İhlas Finansı'na yatırıyor. O zaman Enver Ören tabii daha çok revaçta. Sonrasında paralarını alamayınca bütün işleri bozuluyor. Bir de o sıra kriz patlıyor. 2001 krizini, 2000 krizini siz de biliyorsunuz. Kriz hasıl olunca da eşi de işsiz kalıyor. Annesinin babasının zemin katta yaşadığı bir daireye yerleşiyor. Ve 11 yıl boyunca tabii bu kenarda tuttuklarını paralarını da kullanamıyorlar. Yeniden bellerini doğrultmaları uzun da yıllar alınca gökyüzünü diyor göremiyordum diyor yani. Hiçbir yere çıkmıyordum diyor. Paramızı alamıyorduk diyor. Çok zor günler geçirdik diyor. Eşimle çok tartışmalarımız oldu diyor. Yani birçok yuva da bozulmuş bu arada. Bu nitelikli dolandırıcı adam aynen, yüzünden. Aynen yuvalar yıkıldı. Yani. Haneler söndü. Ocaklar tütmez oldu. Küçük bir şey anlatayım. Tabii buyurun. 35 yaşında bir genç. Parayı harcarım diye babam kanserlidir. Kanser tedavisinde kullanacağım ama kendime de hakim değilim. Bu parayı harcamayayım diye İhlas Finans'a yatırdım. O parayı da yediler. Hmm. Yani nice insanlar öldü bu yüzden. Evet. O zaman da tedavi parayla oluyordu. Ölenler hastanelerde rehin alınıyordu. İşte o gençlerin, o gencin parasını da yediler. Acımadılar bize. Yani Mücahit Ören'e kaptırdıkları para yüzünden o zaman da dediğiniz gibi parayla tedavi oluyordu o dönemler. Bir de hastaneler rehin alıyordu. Bir de rehin krizi yaşıyorlardı. Tabii ki. O parayı onun için saklıyordu o genç. Onu da yediler. Bak batmış çok tatlı dilli memurları vardı. Bursa İhlas Finans'ın. Bayılırsın. Bal akıyor ağızlarından. Banka batmış. İnsanlar gelmiş kalabalık. Kadını bir tanesi geldi böyle seke seke. E oğlum evladım evimi sattım. Bir ay sonra bir ev alacağım. Sonra da şurada 100 milyon var. O zaman paranın ismi bu. Şunu alırım. Onu da aldılar. Batmış banka batmış iken bankanın içinde kıyamet koparken o yaşlı kadın bu cürcünanın sebebini kavrayamamış. Evi sattığı evin bir ay sonra alacağı evin parasını bankaya güvendiği için getirmiş, yatırmış. Ve o parayı da aldılar o parada. Mücahit Ören o paralarla sefa sürüyor. Evet. Onun bazı İstanbul'daydı yanılmıyorsam İstanbul'da nasıl bir evde yaşadığını burada fotoğrafla göstermiştik. Size de hatta o fotoğraflar içeride sanırım. Onu da gösteririm size. Şimdi anlattıklarınız o kadar yürek yakıyor ki. Yani ben İhlas Dedeler'den her bir yeni hikayede olduğumda ağlamamak için yani zor tutuyorum. Bütün gözyaşlarım burada düğümleniyor. Bir insan nasıl bu kadar zalim, acımasız, Allah'tan korkmayan, kuldan utanmayan olabilir? Ve ayrıca da yüzsüz. Yüzsüz yüzsüz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la rahat rahat fotoğraf verebiliyor. Fotoğraf verebiliyor demişken bu Sebahattin Önkibar gazetecinin bir ifadesini size anlatacağım. İhlas Dedeler konuşuyor programda. En sonki programda konuştuk bunu. Sebahattin Önkibar'ın yaptığı deşifrelerden bir tanesi şu. Şimdi Tayyip Erdoğan, Sebahattin Önkibar İhlas Holding'de önceden ayrıca TGRT'de çalışan bir gazetecisi. Oradan ayrılıyor. Tayyip Erdoğan başbakan olduktan sonra arıyor Sebahattin Önkibar'ı diyor ki İhlas Holding'i diyor hani battı diyor. Bunların pislikleri çıktı diyor. Bunların bütün pisliklerini temizleyelim diyor. İhlas Dedeler'in parası ödensin diyor. Sebahattin Önkibar'a. Bana bunun için bilgi ver. Ne yapalım diyor Tayyip Erdoğan. Ondan sonra Sebahattin Önkibar da bununla ilgili çalışmalarına başladığı zaman tekrar Recep Tayyip Erdoğan o zaman başbakan iken tekrardan telefon geliyor. Operasyonu durduruyoruz diyor. Nedeni de ne biliyor musunuz? Tam Tayyip Erdoğan
İhlas Holding'e İhlas Finans'a operasyon yapacakken Amerika elçisi Mücahit Ören'in yanına gidiyor ve beraber gazete ilanlarından yanınızdayız Mücahit Ören, arkanızdayız Mücahit Ören mesajı veriyorlar Tayyip Erdoğan'a başbakan iken. Evet. Yani Mücahit Ören öyle sanıldığı gibi Müslüman, öyle sanıldığı gibi Allah korkusu olan biri değil. Aksine bazı CIA operatörlerine çalışan, Amerika'ya çalışan belki de yani FETÖ ile ilgili malum attığı mesaj da ortada. 15 Temmuz'dan 2 gün önce batuhanyaşar@tgrt.com gmail adresinde Mücahit Ören şöyle bir mesaj atıyor. 15 Temmuz'dan 2 gün önce gmail atıyor, mail. Yakında Ankara'yı ayağa kaldırıyoruz diyor. Bunu Sebahattin Önkibar söylüyor. Mücahit Ören Sebahattin Önkibar hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Mahkemeye taşınıyor olay. Sebahattin Önkibar da bunu mahkemeye belgeliyor maili. Belgeledikten sonra Mücahit Ören kıvırıyor. Diyor ki işte o gizli kalması gereken bir durumdu. Daha öncesinde böyle bir mail atmadım diyor. Yalanlıyor, sonrasında da diyor ki ortaya çıkınca da bu gizli kalması gereken bir şeydi diyor. Ama mahkemeyi de tabii Sebahattin Önkibar kazanıyor. Mücahit Ören kaybediyor. Mücahit Ören'in kaybettiği iki mahkeme var. Bir nitelikli dolandırıcılık mahkemesi. Nitelikli dolandırıcı olduğunu mahkemelerde tescil etti. İkinci olarak da kendisiyle ilgili söylenen özel hayatıyla işte 15 Temmuz öncesinde attığı mail vesaire ve diğer konularla da olsun mahkemede Sebahattin Önkibar'ın bütün iddialarını da doğrulamış oldu. Yani Mücahit Ören neden hala Türkiye'de bir şekilde ekmeğini yer? Ben bunu anlamıyorum. Ve bunca insanın neden parası ödenmez? Bunu da anlamıyorum. Anlıyorum aslında. Arkada Amerika var. Amerika olduğu için de zaten dokunulmazlık konusu zorlaşıyor. Ama şimdi Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye yeni bir kabuk değiştirdi. Yeni bir evreye geçti. Yeni bir sisteme evrildi. Bu bağlamda da Türkiye'de gerekirse Türkiye ülkemiz içindeki bütün aparatlarıyla da savaşmasını biliyor ki Soros'un biliyorsunuz ki Türkiye'deki neydi o adamın ismi, şu anda aklıma gelmedi. Kendisi hapishanede, gerekirse Mücahit Ören'in de hakkından gelmesini bilecektir. Muhtemelen bir günü vardır ve bugünü bekliyordur devlette. Bakarsanız biz de o gün için mücadele ediyoruzdur, değil mi? Sizin yaptığınız halk için, inansın inanmasın, insan insandır, inanmazsa o hasabı Allah'a verir. Siz bütün insanların hakkını savunuyorsunuz. Unutmayalım ki Nemrut'un helak olmasına sebep olan benzetme, la teşbih ve la temsil, benzetme ters olmasın, bir topal sivrisinek. Şimdi Müslümanların hakkını savunan ve bunu alenen yapan, korkmayan bir Sancak Gazetesi, Sancak FM ve Bursa TV var. Halkımız bunu bilsin ve bu kurumu her bakımdan desteklesin, beraber olsun. Çünkü bu televizyon ve bu televizyonu idare edenler hakkın yanındadır. Bunun yanında şunu söyleyeceğim. Dini kullanarak aziz milletimize en büyük kötülüğü yapan İhlas Finans Kurumu'dur. Hala kullanıyor. Evet. İhlas kelimesini kullanmaya hakları yok. Ahmet Mücahit ismini kullanmaya da hakkı yok. Ben 67 yaşındaydım. Şimdi 89 yaşındayım. Ve Ahmet Mücahit Ören benim 76.242 dolarımı 22 yıldır tepe tepe kullandı. Ve bana 1 lira ödeme yapmadı. Ben paramın tamamını istiyorum. Ben devletimin ve hükümetimin yanındayım. Malım, canım, her şeyim devletime ve hükümetime feda olsun. Hükümetim
hakkın yanındadır. Yapılmayanları yapmıştır. Akla gelmeyenleri yapmıştır. Hiçbir başladığı işte geri adım atmamıştır. Ve başladığı bütün işleri bitirmiştir. Ben inanıyorum bizim bu davamızı da ele alacaktır. Ve benim gibi nice insanlar var. Ben sabırlıyım. Az da yetinirim. Çünkü ben 38'i bilirim. 40'lı yılların açlığını bilirim. Yaşamışım. Hayatım boyunca sigara, içki, kumar, gece hayatım hiç olmadı. Hiç bilmem. Ve ilimle meşgulüm. Her namazımda dua ederim. Allah'ım, bu beladan beni kurtar. İnşallah TV Bursa TV ve onun fedakar çalışanları, başta Mehmet Tayyar Türkeş Bey ve şu anda beraber program yaptığımız sevgili kızım, torunum, Allah razı olsun. Çok genç ama bin yıl yaşamış, şuurlu bir şekilde yaşamış bir hanımefendi var. Allah razı olsun. Önce Allah, sonra onların sayesinde bu dertten biz kurtulacağız. Buna inanıyorum. Ben varım. Her yerde sizlerle varım. Sadece bu dava için değil, başka karıştırılması gereken konular için de varım. Çekinmem. Zülfiyar'a dokunmadan, ara sıra dokunacağız. Dokunmadan da sözlerimizi söyleyeceğiz. Hakaretvari değil, insani ders vererek bunları söyleyeceğiz. Onlara insanlığı öğreteceğiz. Onlara insan hakkı. Bakın İmam-ı Rabbani'nin mektubatında şu beyan var. Bütün din adamları bunu duysunlar. Hukuk ikidir diyor. Allah hakları ve kul hakları. Ama diyor, kul hakları Allah hakkından önce gelir. Neden? Çünkü kul mahşer günü acizdir. Yakana yapışır, 5 kuruş için yakanı bırakmaz. Allah büyüktür, dilerse affeder. Bundan dolayı kul hakkı Allah hakkından önce gelir. Şimdi biz burada hakkı savunuyoruz. Kimse yıkılsın, ölsün, gebersin, gitsin demiyoruz. Bunu diyemem. Benim kitaplarımda da var, sözlerimde de. Düşmanım da olsa ben ona yalan iftira ile yafta yapıştırmam. Onun güzel bir tarafı varsa onu da dile getiririm. Benim vazifem budur. Vazifem nedir? Bursa TV gibi hakkı savunmak. Kızımız da aynı şeyi savunuyor. Türkeş Bey de aynı şeyi savunuyor. Bu kurum hakkı savunmak için vardır. Ve fedai olmuşlar gibi. Fedakarlıklarıyla fedailiği göze aldılar. Allah muvaffak etsin sizleri. Allah razı olsun. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim bir başka haberimize. Buyurun. Devlet Mücahit Ören'den hesap sormalı. Bir de böyle bir manşet haberi yaptık. Şöyle göstereyim ben tekrardan izleyicilerimize hatırlatmak babında. Tabii ki. Evet, zalime alkış tutan dolandırıcı Mücahit Ören devleti de milleti de kandırdı. Aynen. Nasıl kandırdı? Temlik sözleşmesiyle kandırdı. Temlik sözleşmesiyle başka şirketlere, paravan şirketlere milletin parasını aktararak devlete dedi ki ben bu borcu ödedim dedi. Millete de size borcu ödeyeceğim dedi. Birkaç ay paralarını verdi. Sonrasında bir daha paralarını alamadı. Size temlik sözleşmesi için aradılar mı? Teklif edildi ama yaklaşmadım. Çok iyi yapmışsınız. Yaklaşmadım. Kaldı ki bu rahmetli Sakıp Sabancı da bu adamlardan şikayetçiydi. Hmm. Enver Ören'den
şikayetçiydi. Bir Amerikan yolculukları var onların. O Enver Ören denen kişi, Allah taksiratını affetsin, asla cehenneme gitmesini istemem. İnşallah varisleri doğru yolu bulurlar da babalarına da yardımcı olurlar. Sakıp Sabancı bazı konularda, rahmetli Sakıp Sabancı konularda şikayetçi olmuştu. Yani Enver Ören ve oğlu babası kadar değil. Daha hafif kalır. Evet. Ve iddialara göre Enver Ören'in de Mücahit Ören'in de akıl hocaları Batı alemidir. Tabii. Amerika. Batı alemidir. İddialar böyle. Ve Müslümanlar Allah, illallah, maşallah, ihlas, Fatiha, bilmem ne gözleri doldurdular. Evet. Beklediğim şudur. Hükümet vatandaşların hakkını alsın ve hak sahiplerine teslim etsin. 22 yıl dünyada 40 para ödenmeden resmen var olan bir borç, bir alacak nasıl bugüne kadar geldi? Ben şaşıyorum. Ve bu programlardan sonuç alamazsak Ankara'ya gideceğim. AK Parti Genel Merkezi'ne gideceğim. Orada benim tanıdığım milletvekilleri var. 3 dakikalığına reisle beni reisür rüesa olan, reisür rüesa ne demek? Reislerin reisi olan başkanımız Sayın Erdoğan, 3 dakikalığında beni görüştürmelerini isteyeceğim. Geri adım atmayacağım. Geri dönmeyeceğim. Ben hakkı arıyorum. Sadece benim değil. Bütün hakkı yenen müminlerin, Müslümanların hakkını arıyorum. Neden bu konuya eğrilmedi? Nerede yanlışlık oldu? Bunu arıyorum. Başkanımız bilerek hata yapmaz. Ama yanlışlık olabilir mi? Olabilir. Çünkü el hata'u ve nisyanu min hasaisil insan. Burada Arapçadır bu. Hata ve unutmak insanların özelliklerindendir. Bu olabilir. Ama artık zamanı geldi. 67 yaş, 89 yaş. Paramı istiyorum. İhlas Finans'tan paramı istiyorum. Paramı versinler. Ve benim gibi bütün mağdur olan din kardeşlerimin de parasını versinler. Ve benim paramdan yaptıkları karın da hissesini versinler. Onu da istiyorum. Çünkü zarar olsaydı benden zarar. Çünkü zarar farkı isteyeceklerdi. İstemediklerine göre demek ki zarar yok. Mücahit Ören'in pek çok şirketleri var. Zarar eder mi hiç? Zarar etseydi çoktan kapatırdı. Faaliyetlerini devam ediyorlar. Üstelik teknolojilerini geliştirerek devam ediyorlar. Şimdi Amerikan vatandaşı olduğunda Amerikalıların yettiği bir yemin var. Hiç o yemini okudunuz mu? Hiç incelediniz Okumadım. Mi? Ben okumak isterim izninizle. Şimdi Amerika vatandaşı olduğunda Mücahit Ören tıpkı diğer Amerikan vatandaşları olan diğerleri gibi şöyle bir yemin ediyor. Burada önünüzde şimdiye kadar tabiyetinde bulunduğum her türlü devlet tabiyeti ve egemenliğini reddettiğime, yani Türkiye'deki faaliyetler, egemenliği ve bütün her şeyi reddediyor. O zaman ben de derim ki programın başında da söyledim okuduğum bu yemini. O zaman ihlaslı ait ne varsa bu ülkeden çeksin, alsın. Neyse, bundan böyle ABD anayasasını ve yasalarını iç ve dış düşmanlara karşı savunacağıma,
ABD'ye bağlılık ve sadakat göstereceğime, kanunun gerektirdiği hallerde ABD ordusuna hizmet vereceğime, kanunun gerektirdiği durumda sivil yönetim altında ulusal önemi olan işlerde çalışacağıma ve bu yükümlülükleri özgür bir şekilde akıl sağlığım yerinde ve samimi olarak üstleneceğime yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun. Amerika vatandaşı olmak için edilen yemin bu. Aynı şekilde Mücahit Ören de bu yemini etmiş. Programın başında da bu yemini şimdi, okudum. Sizin huzurunuzda da okumak istedim. Bu yemini yapan kişinin devlete olan borcu şudur. Devlet hak sahibi oldu bu yeminden sonra. Bütün mal varlığına el koymalı ve ilgilileri Mücahit Ören başta olmak üzere tutuklanmalılar. Bu yemini yapan bir Türk, Türkiye'de barınması mümkün olmamalı. Devlet onların çalıştırdığı işçilere iş vermeli, bütün şirketlerine el koymalı ve bu teşkilata hizmet eden kim varsa, o tekerede de çalışanlar bile aynı, o Osman Ünlü Hoca var bir tane. O Mücahit Ören'den maaş alıyor. O bir din adamı, yazıklar olsun ona. Osman Ünlü Hoca'yı Yüce Allah'a şikayet ediyorum. Hakkın yanında yer almadı. Evet. Maalesef ki maalesef nefis denen şey öyle bir azgın canavar ki eğer o canavarı susturabilirsen hakiki bir Müslüman oluyorsun. Susturamazsan böyle işte milyonlarca binlerce insanın hakkını yiyen bir gazetenin bünyesinde Müslümanlık taslıyorsun. Maalesef ki maalesef Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun diyeyim. İhlaszede diyoruz ama ben bu ihlaszede konusunu aslında ihlaszede demek benim ağrıma gidiyor. Çünkü ihlası zedelenmiş anlamına da geliyor. Asıl burada ihlaszede olan Mücahit Ören diyorum ben hep ihlaszede olan konuklarımıza da diğer konuklarımıza. Asıl ihlası zedelenen yani ihlaszede olan Mücahit Ören. Hep bunu senin, söylüyorum. Bunu senin, da söyleyeceğim. Senin derin düşünceni herkes kavrayamaz. O çok çok derin bir düşünce. Milli ve manevi değerlerden zedelenmiş. Kendisi o yolu seçmiş. Birileri onu tutup da sen bu yolu seç dememiş. Cüz'i irade ile kişi kendi yolunu kendisi tarif eder. Kendisi bulur. Allah müdahale etmez. Çünkü kulu sorumlu tutmuş, mükellef tutmuştur. Onun iradesine de karışmaz. Evet. Onu akılla, iradeyle, seçme hakkıyla donatmıştır. Güç kuvvet vermiştir ve serbest bırakmıştır. Esasında bu teşkilata hizmet eden, maaş alan ve teşkilatın başkanı olan Allah'ın sevgisinden, rahmetinden zedelenmiş biçare insanlardır. Evet. Ben İnanıyorum ki devletimiz, hükümetimiz bu konuyu kökünden halletmesi lazım. İnşallah. Buna el koyması lazım. 22 yıl, 22 gün değil, 22 ay değil, 22 yıl, bir ömür gitti, bir ömür bitti. Evet, bunlar bizim paramızı kullandılar. 76.242 dolar. Ben bu parayı anam babam için bir mescid yaptıracaktım. Onun için biriktirmiştim. Bir mahallede 100 kişilik bir mescid. Bu para İhlas Finans'a bu hale gelince ben artık bundan sonra para biriktiremem. Yaşım gelmişti. Yıl 2000 yılı gayrimenkullerimi sattım. Gayrimenkullerim değerlendi. Ondan aldığım parayla tamamen peşin çalıştık. Ucuza mal ettik. Yaptıklarımız da birinci sınıf olarak. Bizim camimiz 1000 metrekaredir. Yani bütün varınızı, yoğunuzu camiyi, Kur'an kurslarına harcadınız. Ben böyle anladım, doğru mu?
2 tane tapum kaldı. 42 tanesini sattım. Harcadığım yerler cami, kız imam hatip lisesi, kız Kur'an kursu ve öğrenci yurdu. Maşallah. Allah kabul etsin. Evet. Buralara harcadım. Pişman değilim. 1000 metrekare bizim camimiz. Kubbe yüksekliği 35 metre. 3. katın bütün pencereleri vitray. 1. 2. katın pencereleri ve kapıları tüsiye ağacından. Nedir o? 500 yıl bakım istemeyen bir ağaç. Afrika'da gölde büyüyen, suda büyüyen bir ağaç, çıra gibidir. Ondan yaptık ve her şeyin en iyisini yaptık. Anlaşmada şu madde vardı: hayırsever, tayyar, arseven. Cami için yapacağı iş için daha pahalı olanı seçerse dernek ona uymak zorundadır. Daha iyisi, daha pahalı. En iyisini aradık. Eskişehir, Bursa, İstanbul, Kütahya camilerini gezdik. Örnekler aldık. Ve mihraptan mahfele kadar 1000 metrekare yerde, camide direk yok. Direk koymadık. Yüksek mimarlarımız var, mühendislerimiz var. Onların denetiminde bütün yükü ana direklere, dış direklere aktardık ve kubbeden aşağı zincirler sarkıtmadık, avizeler takmadık. Işıklandırma kenarlardan oldu. Yaptık. İçeri girdin mi, zerre kadar imanı olan bu camiden çıkmak istemez. Peki, Allah katında makbuliyetini bilemem. Ben fakir idim. Fitre almaya muhtaçtım. Ama 80 milyar yılda zekat verdiğimi de biliyorum. Acayip bir insanım. Methetmiyorum ben, işim bitmiş benim. Ve bu eserler bugün 200 milyon liraya yapılmaz. Biz yaptık. 2 tane tapum kaldı. Bir yazdığım var. Bir de Nalbantoğlu'nda 70 metrekare bir dairem var. Orada da oturuyorsunuz zaten. Orada oturuyorum. Evet. Yazdığı da satılığa çıkardım. Mezarımı da aldım. Hazırlanıyorum arkadaş. Yaş 89. Bundan sonra nereye kadar gidebilirim? Ama Yüce Allah'ım, Anadolu topraklarında yaşayan insanların 100 milyona çıktığını bana göstermeden ruhumu almasın. Ve bir şuurlaşma, bir İslam ahlakı anlayışı, bir maruf gelenekleri savunma anlayışını hakim kılsın. Bugün Anadolu topraklarında yaşayan insanlarda hala Osmanlı'nın 16. asır ahlakını benimsemiş, yaşatmaya çalışan insanlar var. Mesela inanmasa bile misafirperverdir. İşte Osmanlı, evet, ahlakı bu. Dinimizin emri bu. Amerika'da 75 yaşına sarraf olan bir Ermeni, 30 yaşlarında İstanbul'dan Amerika'ya gitmiş, sonra da bir televizyon programcısı onunla program yaptı. O Ermeni şöyle ağlayarak anlatıyor: çok zengin oldum burada ama ne selam veren var, ne hal hatır soran var, ne bir çay ısmarlayan var. Ah İstanbul, ah Osmanlı torunları. Onları bir daha gidip de göreceğim, döneceğim İstanbul'a. Ve şunu söylüyor: çocuklarımı Osmanlı terbiyesiyle yetiştiriyorum. Bir Ermeni söylüyor bunu. Gerekirse o programı yapanın da adını, programını da veririm. Ama şimdi zamanı değil.
Yani bizim neydi o? Ver, almadan ver. Gelmeyene git. Selam vermeyene selam ver. Tebessüm etmeyene tebessüm et. Ve güler yüzlü ol. Önce çocuklarına, eşine, sonra komşularına, akrabalarına, sonra bütün insanlara. Bu bedava bir sermayedir ya. Tebessüm etmeyi Allah yalnız insanlara bahşetmiştir. Onu neden tepe tepe kullanmıyoruz ki? Neden hak, hukuk gözetmiyoruz? Evet, işte hakkımızı yediler. Bir yere kadar. Alacağız bu paraları. Bütün ihlas zedeler bu paraları almalı. Devlet, hükümet buna el koymalıdır. Hiç anılmadı ama Bursa Televizyonu ve Sancak FM ve Sancak isimli gazete bunları dile getiriyor. Korkmadan, çünkü hakkı savunuyorlar. Hakkı savunan asla zayıf olmaz. Asla, asla geri adım atmaz. Sonuna kadar savunacaklar. Ben minnettarım. İhlas zedeler adına, hakları yenmiş insanlar adına, Bursa TV mensuplarına ve Tayyar Türkeş'e ve hanım kızıma minnettarım. Sonsuz şükürlerimi arz etmek vazifemdir. Her namazımda da dua edeceğim. Allah razı olsun. Evet. Cumhurbaşkanımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Varsa onu da alalım. Onu kısmen söylediysem de açıkça söylüyorum. Tekrar olarak Cumhurbaşkanımız Hakk'ın yanındadır. Çünkü o bir zamanlar hiçbir Cumhurbaşkanı Cuma'ya bile gidemezdi. Evet. Evet. Sadi Irmak başbakan iken Mevlana'ya ziyarete gitti, bir facia okudu da kıyamet kopmuştu. Çağdaş Türkiye'nin çağdaş başbakanı facia okur mu? Okur. Biliyorlar mı Amerikan Cumhurbaşkanı Reagan hanımıyla papayı ziyaret ederken hanımı başını örtmüştü. Bu gafil insanlar neden dünyayı takip etmezler? Ve hala yılda 50 bine kadar Batı aleminden, Rusya'dan, Uzak Doğu'dan İslam dinini seçenler var. Bunun sebebi nedir? Çünkü tek sağlam temeli olan İslam dinidir. Kitaplarımda bunlar ayrıntılı olarak vardır. Sayın Başkanımız hakkı savunandır. Asla geri adım atan değildir. Buradan kendi namıma ve diğer mağdur olan kardeşlerimin namı hasabına başkanımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan ki en az 20 yıl daha başımızda kalmasını çok istiyorum. Yapılacak çok işler var. Bizim derdimizi duy. Bizi hakkımızı savun, hakkımızı al. Bu deminki bu kızımın bana okuduğu o kirli yemini yapan kişiyi tutuklat. Malına el koy. Devlet namına, hazine namına bu yemini yapanın bu vatanda işi yoktur. Bunu başkanımızdan bekliyorum. Bir fırsat bulursam da Ankara'ya gideceğim. Ankara'ya da torunum var, oğlum var, gelinim var. Oraya gideceğim. Oradan da Bursa milletvekilini başkan yardımcısı olan
Hakan Çavuşoğlu'nu bulacağım. Onun bende özel kartı var. Çok değerli bir insan. Onu bulacağım ve onun tavassutu ile, onun yardımı ile başkanla birkaç dakika karşı karşıya gelmeyi çok arzu ediyorum. Bu benim hakkımdır. Onu seviyorum. Onu savunuyorum. Çünkü hak yoldadır. Savunacağım. Hak yolda kim olursa olsun. Onu savunacağım. Benim vazifem bu. Kitaplarımda da bu var. Okuduklarımda bu var. Ben müthiş bir talebeyim. Hala öğrenciyim, öğrenci. Hala ilerlemeye çalışıyorum. Yaşa bakmam, başa bakmam. Öğrenmeye çalışıyorum. 3 dakika. Evet, bunları dünya parasıyla da satmıyorum. Dinarla, altın dinar Yüce Allah karşılığını verir inşallah. Birkaç kişiye de sebep olabilirim. Kitaplarım Rusya'ya da gitti. Türk Cumhuriyetlerine de gitti. 5000 tane kitabı bedava dağıttım. Kendim yazdım. 9 tanesi basıldı. Birisi basılacak. Birisi de bitmek üzeredir. Allah bizlere ileriyi görmek, vatan millet için, devlet için, hak ve hakikat için, namusu korumak için, güzel ahlakı korumak için yardım etsin bizlere Yüce Allah. Amin. Bursa TV'ye de, onun çalışanlarına da Yüce Allah yardımcı olsun. Amin. Mücahit, silahları yok, topları yok ama kalemleri var, yayın organları var, gazeteleri var altın gibi ve hakkı savunan bir sistemleri var. Her zerreleri Uludağ gibi büyük olan bu Uludağ televizyonu yayıncıları başkanından temizlikçisine kadar hepsine uzun ömür, mutlu yarınlar diliyorum. Halka faydalı olmalarını Allah'tan diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum Tayyar Üstadım. Ayaklarınıza sağlık. Allah bin kere razı olsun. Beni hem duygulandırdınız, hem tebessüm ettirdiniz, hem içimi ferahlatan cümleler o. Birikimleriniz, donanımlığınızla da bizim de yolumuza ışık tuttunuz. Çok çok memnun oldum geldiğinize. Allah razı olsun. Bir dileğim daha var. Tabii buyurun. Benim hala talebe olduğumu söylüyorum. Evet. Ancak ilmi derecemin nerelerde olduğunu anlayabilmeniz için bilgili bir ilahiyatçı ile ya da ne bileyim medrese mezunu bir din adamı ile beni karşılaştırın. Şunu isterim ben, öğlenden sonra olmak şartıyla akşama kadar, öğlen akşam arası, sabahleyin erken çıkamıyorum, bugün çıktım tamam. Radyonuzda çok müzik programları var. Hı hı. Dini konuşmalar. Ben, sevgili Muhammed Tayyar Türkeş sanıyorum bizi şu anda izliyor. Kendisi mesajı almıştır herhalde. Memnuniyet duyarız biz bundan. Ben ücretimi Allah'tan isterim. Ben dünya saltanat maddeleri 100 madde olsa 99 tanesini Allah bana verdi. Bir tanesine ulaşamadım. Nedir o? Onu söylemem. Elhamdülillah, ilim konusunda hala açım. İlim peşinde koşuyorum. Çok istediğim, beni evimden alıp buraya getirmek. Çünkü arabalara binip de yürüyemiyorum. Elimden biraz rahatsızlığım var. Çok geçmiş olsun. Yaşım da
89. İstediğim sadece bu. İnsanlara faydalı olayım. Suya sabuna dokunmadan kir çıkarılmaz. Ama biz burada konuşurken isim vermeden, Zülfiyar'a dokunmadan %99, %1 Mücahit Ören gibi isim vereceğiz. Ama %99 Zülfiyar'a dokunmadan genel sözlerle, konuşmalarla, Kur'an ve sünnetten deliller, hadislerden deliller getirerek bazı yanlış anlaşılmalar var. Mesela Allah'ın dediği olur. Mesela hayır şer Allah'tandır. Allah böyle istedi. Yani daha böyle yüzlerce, binlerce. Bana fırsat verin. Bunları tahlil edelim. Nedir? Niye bu böyledir? Allah'ın dediği nereye kadar olur? Allah'ın dediği her yerde olur. Ama Allah beni mükellef kıldıysa, beni akıl ve irade ile donattıysa, dil verdiyse, enerji verdiyse, kol kuvveti, ayak kuvveti verdiyse, mücadele etme gücü verdiyse ne için verdi? Allah namına ben mücadele edeyim. Silahlı mücadeleyi devlet yapar. Bizim mücadelemiz tatlı dille, kalemle, yazı ile, kitap yazmakla, konuşmakladır. Tatlı dille. Ben çok yanlış anlaşılmalar var. Hayır şer Allah'tandır. Şimdi Allah bana sen mükellefsin dedi. Ve ben ufak bir şey. Kul, aciz olan insan bir numune olsun diye bunu söylüyorum. Allah'ın bazı ayetlerini, bak bazı diyorum. Allah'ın bazı ayetlerini yok edebilir. Ne demek o? Yalnız bunu, bir dakika. Beden, insan bedeni Allah'ın bir ayetidir. Sadece Kur'an değil, ayet. Ormanlar bir ayettir. Balıklar bir ayettir. Denizler bir ayettir. İnsan bunları yok edebiliyor mu? Asla. Yok ediyor. Kirletiyor. Allah izin vermediği sürece asla. Hayır. Allah o izni genelde verdi. Evet. Bu gücü, kuvveti sana veriyorum. İstersen şeytanla yürü, istersen Rahman'la yürü. Evet. Allah izin verdi de orman yaktım diyemiyoruz. Evet. Tabii. Şeytan izin verdi de orman yaktım. Allah'ın verdiği gücü ben şeytani yolda kullandım. Allah diyor ormanı yakma. Ama ben bunu yanlış yaptım. Şimdi Kur'an ayetlerini de bozduk. Keyfe göre mana verdik. Tabii. Bize yarayan ayetleri seçtik. Tabii. Evet. İnsanlar istediği gibi yorumluyor ayetleri. Allah muhafaza ya Rabbi. İşte bunlar. Delillere dayanarak Allah izin verdi. Hayır. Siz beni aramasaydınız, bak sebepler aleminde yaşıyoruz. فَاَتْبَعَ سَبَبًا ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا Ayettir bu. İnsan sebeplere yapışmadan dünyada muvaffak olamaz, cenneti de kazanamaz. Sen tarlayı sürme, zamanında tohumu atma, çabasını yapma, sulamasını yapma da Allah izin vermedi diyeceksin. Olur mu öyle şey? Kesinlikle doğru. Allah bu izni verdi. Allah çalışkan olan her kula izin veriyor. Allah çalışkan olan her kula izin veriyor. Evet, şöyle özetlemek gerekirse, varını yoğunu önce gayrimenkul yapıp hani biraz daha değerlensin diye, sonra bu gayrimenkullerini satıp iki cami ve bir cami ve iki kursu muydu? İmam Hatip Lisesi. Bir İmam Hatip Lisesi, bir de Kur'an kursu ve öğrenci yurdu. Evet, son olarak parasını da yine bir hayra yatıracaktı ki
nitelikli dolandırıcı Mücahit Ören'e kaptırdınız paranızı. İhlas Finans'a. Evet, İhlas Finans'a kaptırdınız paranızı. Maalesef görüyorsunuz işte kimler kimler var İhlas Finans yüzünden bu dereceye mağdur olan. Tekrardan ayaklarınıza sağlık hocam. Çok sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Gerçekten nasıl bir telaffuz getireceğimi şaşırıyorum bu korkunç durum karşısında, bu haksız durum karşısında. Tabii ki önce Allah'a, sonra devletimize havale ediyoruz İhlas Finans'ı ve pazartesi günü saat sabah 8'de tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Önümüzdeki yıl görüşeceğiz herhalde. 2023 yılı espri yapmadan da duramayacağım. Önümüzdeki yıl görüşmek üzere.